Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü programımıza Profesör Doktor Metin İkici hocamızı davet ettik. Sağ olsun kendileri de bizleri kırmayarak, nezaket gösterip programımıza katılmayı kabul ettiler. Tabii ki Metin İkici hocamızla Dede Korkut konusunu konuşacağız. Biliyorsunuz Dede Korkut, Türk Edebiyatı'nın şaheserlerindendir. Türk dilinin, edebiyatının, sanatının, hatta tarihi konusunda temel kaynaklarından. Temelde Dede Korkut kitabının bilinen iki tane nüshası vardı. Bunlardan ilki 1815 yılında Almanya'nın Dresden şehrinde, Kraliyet Kütüphanesi'nde yer alıyordu. İkincisi ise 1952 yılında bulundu ve Vatikan Kütüphanesi'nde yer alıyordu. Öncelikle hocam şu konuya değinelim isterseniz. Dede Korkut yazmaları sözlü kültürden mi yazılı kültüre aktarılmıştır? Yoksa yazılı kültürde başka bir dip nüshadan mı geçirilmiştir müstensihler tarafından? Peki. Güven Bey, iyi akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlarımıza da Bartın Üniversitesi'nin kıymetli öğrencilerine de. İyi günler, iyi akşamlar, sağlıklı kalsınlar, evde kalsınlar öncelikle bunu ifade edelim. Bu ulusal ve dünya çapındaki salgın nedeniyle hepimiz bir şekilde okullarımızdan, sokaktan, kütüphanelerimizden uzak kaldık ama sağ olsun bugüne kadar hep şikayet ettiğimiz elektronik çağda, elektronik ortamda bir şekilde internette bir araya gelme, öğrencilerimize bir nebze de olsun belli konularda bilgilerimizi aktarma fırsatı buluyoruz. Ben de böyle bir fırsatı değerli İbrahim Gümüş Hocam, Bartın Üniversitesi'nde kıymetli öğrenciler için sunduğu için kendisine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Dede Korkut kitabıyla ilgili biraz önce senin de ifade ettiğin gibi İbrahim Hocam, ilk nüsa Fischer tarafından Saksonya eyaletinin o zamanki başkenti Dresden Kraliyet Kütüphanesi olarak bugün bilinen, daha yakın zamana kadar da Doğu Almanya'da kalan, bugünkü Almanya, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Dresden şehrinde Kraliyet Kütüphanesi'nde bulunuyor. 2018 yılında ben gidip ziyaret ettim. Ama maalesef tabii görme şansım olmadı. Orduna hangiden randevu almak gerekiyormuş, onu bilmiyorum. 1815 yılında Fischer tarafından bulunan bu nüsha yine Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul'da büyükelçi olarak da bulunmuş olan Herlik von Diaz'e haber veriliyor. Diaz büyük bir ihtilalatı gösteriyor bu nüshaya ve hemen nüshanın bir kopyasını çıkartıyor. Yani eski ifadeyle söylemek gerekirse istinsah ediyor ve bunu Berlin Kütüphanesi'ne götürüyor. Oraya bırakıyor. 1815 yılında von Diaz sadece bununla kalmıyor. Aynı zamanda tanıtıcı bir makalede yazıyor. Ve ikinci bir makalesinde yine aynı şekilde yazdıktan sonra hatta Yunanların ünlü Odysseus destanıyla karşılaştırıp oradaki Odysseus'un Kiklop veya da işte tek gözlü canavarla karşılaşmaları ile ilgili hususu Dede Korkut kitabındaki yer alan Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi anlatmasındaki tek gözlü canavarla, yani Tepegöz'e benzerliğine dikkat çekiyor. Ve daha da önemlisi, böyle bir nüshanın Türkler tarafından, onun Türkler tarafından çok eskiden beri bilinmiş olmasından dolayı acaba Yunanlar Türklerden alıntılamış olabilir mi gibi de bir soru işareti ortaya atıyor. 1815 yılından maalesef 1916 yılına kadar aşağı yukarı 100 yıllık bir zaman diliminde Osmanlı İmparatorluğu'nda hiçbir tepki olmaması benim özellikle dikkatimi çekiyor. Çünkü bu dikkatimi biraz sonra 3. Nisa'yla neden çok ilgilendiğini Türk akademisyenlerinin ifade ederken tekrar bu noktaya döneceğim için özellikle vurgulamak istedim. Yani tam 100 yıl boyunca Diaz'ın
ilk tanıtma yazısı kopya etmesi, Berlin Kütüphanesi'ne bırakmasına rağmen hani o dönemde 1815-1826-27'lerde Mora isyanı, Yunan isyanı çıkar biliyorsunuz. 1839 akabinde Tanzimat Fermanı geliyor, Islahat Fermanı geliyor. Ardından 50-60'larda ilk defa gazete çıkmaya başlıyor. Şinasiler, Namık Kemaller ve daha pek çok Osmanlı münevverlere, bugünkü ifadeyle aydınlara Avrupa'yı geziyorlar. Hürriyet ve benzeri düşünceleri imparatorlukta yaymak için çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Ama her ne hikmetse Fondiyaz'ın bu makalesinden hiçbirisi bahsetmiyor ki Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında da aslında çok iyi ilişkilerin olduğu bir dönemden de bahsediyoruz. Hani iki ülkenin bir savaş hali söz konusu değil. Buna rağmen neden hani dedikodu kitabına bir göstermediler ya da o kadar önemli görülmedi mi o dönemde ya da henüz daha milliyetçilik kavramlarının imparatorluğa ulaşmamış olmasının da bunda etkileri var mıdır? İçin sorular da sorulabilir. Akabinde 1880'lere doğru gelindiğinde Rus Türkolog Bartolt'un makaleleri dikkat çekiyor. 86'da bir makalesi çıkıyor. Yani Rus çağrılığında da bu makalelerin yayınlanmış olmasına rağmen imparatorlukta yani bizim imparatorluğumuzda hala bir tepki yok. Daha ki 1908 ikinci meşrutiyetiyle birlikte işte Ömer Seyfettin, Cenap Şahabettinlerin ardından Gökalplerin, Akçuraların, Gaspralıların gayretleriyle Osmanlı İmparatorluğu'nda biliyorsunuz bu kurdanma dönemi başlar. Ve akabinde de sanıyorum Cenap Şahabettin'in bir Almanya seyahati sırasında dikkatleri var ve Berlin Musası'nı bir şekilde ya haberi aldı ya da gördü. Yani bunun ne ilgili tarihçi arkadaşlarımız kesin kayıtları yayınlamadılar. Şu salgın olmasaydı bugünlerde Osmanlı Üniversitesi'nde yürek okulda ilgili bir sempozyumumuz olacaktı. Bununla ilgili yeni belgeleri de paylaşma imkanı bulacaktı arkadaşlarımız. 1815'ten 1916'ya kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda yani İstanbul'da Dedikod kitabının bir kopyası yok. Kiliste muallim Rıfat, Cenap Şahabettin'in işte Ziya Gökalp'in yardım ve himmetleriyle ilk defa Nusra'yı 16'da ki asıl Nusra değil o da, Dresden'deki Nusra değil, Berlin'deki istinza edilmiş kopya Nusra'dan bir mikrofilm getirtiyor ya da fotoğraflarını getirtiyor. Zaten ilk yanlış okumalar ve dil tartışmaları da bununla başlıyor biliyorsun. Bu Berlin'deki kopya edilen Nusra'yı da üçüncü Nusra olarak da hatta bahsediyorlardı. Evet, evet, bazı araştırmacılar hatta bunun da bir başka Nusra olup olamayacağı ile ilgili başka bazı tartışmalar da yapmıştı. Bu Nusra ile ilgili bütün makaleleri, Fondiyaz'ın yapmış olduğu yayınları, değerli arkadaşımız Hasan Güneş Bey, geçen yıl Ötken yayınlarından yayınladı biliyorsunuz. Çok da güzel bir çalışma oldu. Yani Hasan Bey'e de bu noktada teşekkür etmek isterim. Yani Almanca orijinalinde Diyes'in ilk yazılarını tercüme edilmiş ve Türk araştırmacılarla buluşturmuş olması da bizim için son derece önemli aslında. Geçenlerde arada hocam daha başka çalışmaları da var Diyes'in, onları da yayınlayacağım dedi. İnşallah onları da en kısa zamanda görünür okuma fırsatı buluruz. Şimdi çok özür dilerim. Burada küçük bir parantez açabilir miyim? Tabii. 1815'lerden hatta 1890'lara doğru geldik ve orada dedik ki işte Türk aydınlarının, Osmanlı aydınlarının son değil. Bu Dede Korkut'la ilgili makalesini bilmiyoruz. Bilmiyorlardı. Evet. Acaba bunu okumadılar mı? Yani tabii tahmin yürüteceğiz. Veya bunu görüp de çok da dediğiniz gibi önemsemediler mi? Bununla beraber biraz önceki verdiğiniz bilgiler de çok önemli. Fondiyaz'ın başka makalelerinin olduğunu da söylüyorsunuz. Acaba bunların içerisinde de yine Dede Korkut'la ilgili yapılmış başka makaleleri de var mı? Bu konuda bir bilginiz var mı?
Hasan Bey'in söylediğine göre var. Yani dedikodukla ilgili daha başka yorumları olduğunu söyledi. Yani tam metinleri ve çeviriler yayınlanana kadar bunlar hakkında ayrıntılı bir sahibi olmadığım için fazla ayrıntıya giremeyeceğim ama Osmanlı aydınlarıyla ilgili yani bir suçlama yürütmek istemiyorum ama gerçekten üzüldüğümüz bir husus bu. Yani daha sonrasında işte 1920'lerden itibaren yani 10'lu yıllardan itibaren anlayabiliyoruz. En azından hani Balkan Savaşı var, akabinde Birinci Dünya Savaşı, akabinde de Kurtuluş Savaşı adını verdiğimiz hani yaklaşık bir 20 yıllık dönem zorlu, çetin yıllar. Böyle bir zamanda tabii ki hiç kimsenin herhangi bir kitapla uğraşacak durumu var mıydı, yok muydu? Var aslında o dönemde de yani imparatorluk olmak çok farklı bir şey. Cumhuriyet'i düşünmemek lazım. Çünkü Atatürk'ün bile Dörtler'in veya Atakalavsen'in Türkiye'nin etmeli sözlüğün Suriye cephesinde savaştayken okuduğunu kaynaklardan haberdar olur. Görerek hani okumanın ve kaynaklara ulaşmanın yeri ve zamanı yok aslında. Okunabilirdi, elde edilebilirdi, bulunabilirdi. Belki haberleri olmadı, belki de ilgisizlik, kayıtsızlık, başka ilgiler o dönemde bir şekilde Korkut kitabını görünmez kıldı diyelim. 1920'lerde de aslında halk kitapları yayınlanırken de Cumhuriyet'in ilanından sonra biliyorsun 28'deki harf inkılabı ya da harf devriminden sonraki yeni harflerin halk arasında süratle benimsetilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla da halk hikayeleriyle ilgili çeşitli pek çok yayınlar yapıldığı gibi hatta bazı yazarlara da sipariş veriliyor halk hikayelerine hani halkın geniş kitlelerinin okuyabilmesi için eskiden pazar yerlerinde işte okucu veya da şey dediğimiz kişiler bu kitapları böyle balonların içerisine satmaya gelirler. Pazarda, ilçe pazarlarında. Ben de çocukluğumda bunlardan epeyce alıp okumuşluğum da vardı. Daha sonra şeyler arası garajlarda işte alıp kadın evinde bunlar popüler kitaplar olarak. Yani genç arkadaşlarımız da kendi çevrelerinde bulup hala bu türden rastlarlarsa alsınlar diye de özellikle bunu söylemek istedim. Dede Korkut kitabı yine yok bunlar arasında. Yani ilginç olan ikinci husus da bu. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında da hani Dede Korkut kitabından haberdarlar. Belki aktarma yapılamadı, belki okumada hani bazı problemler vardı. Belki de tam olarak metni neşret hazırlayamamışlardı filan bu tür sorunlardan dolayı. En nihayetinde 30'lu yılların sonunda rahmetli Orhan Şahit Gökçe'ye ilk defa Dede Korkut Masalları adıyla ilk metni yayınlıyor. Ama bu metinde hala şeye dayalı, Berlin kopyasına dayalı, yani Dresden'deki orijinal nüshaya dayalı değil. Bu metnin de çeşitli yanlışlarla dolu olduğunu iddia eden araştırmacılar var ama ben bunlar üzerinde durmak istemiyorum çünkü Gökçe Hoca'nın hem 73'te ilk baskısını yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da yayınlanan Deden Korkut'un kitabı zaten ortamdaki bütün eksiklikleri ortadan kaldırmıştı. Akabinde Muharrem Hoca, Muharrem Ergen rahmetli hocamız için bir çalışması yapmak için doktora tezi olarak Deden Korkut kitabını seçiyor. Ve 50'li yıllarda tam çalışmasına başladığında bir mutlu tesadüf oluyor. Ve İtalyan kültürü Ettore Rossi biraz önce açılışta senin de ifade ettiğin gibi Vatikan Müzesi olarak bildiğimiz ikinci bir başka kitapla birlikte ciltlenmiş olarak ikinci müzesi buluyor. Ancak bu müzesi yarım müzesi olarak adlandırıldı. Hani içerisinde bir giriş ve altı anlatma olmasından dolayı bu daha kısa bir nüsa olarak da kabul edildi. Şimdi her iki nüsanın bulunma hikayeleri aslında son derece ilginç. Tabii Muharrem Hoca kendi doktora tezini yazma aşamasındayken Dresden'deki orijinal bir şey geçirdiğinde söyler. Yani Türkiye kurumundan yayınlanan Dede Korkut kitabı diye arkadaşlarımız bakacak olurlarsa özellikle oran o kitabın giriş kısmını ayrıntılı bir şekilde okumalarını ben kendilerine tavsiye edeceğim.
Orada bu ayrıntılar hakkında da epeyce malumat veriyor hocamız. Tabii ikinci Müslüman'ın da bulunmasıyla karşılaştırmalı bir okuma yapma şansı da buluyor. Bütün bunlar tabii çok önemli bir kazanç. Köprülü Hoca'nın meşhur sözü, Dede Korkut kitabını terazinin bir kefesine koysanız, diğer kefeslerle bütün kitabını yaptığını koysanız, Dede Korkut kitabı yine ağır basar sözü son derece anlamlı ve bu sözü nakleden de Muharrem Ergin Hoca'dır. Yani bizzat Köprülü'nün kendi kaynaklarında acaba bunu nerede söyledi diye epeyce bir araştırma yaptım ben ama kendi yazdığı kitaplarda bunu tesadüf edemedim. Eğer varsa bir arkadaşımız tesadüf etmişse paylaşırsa da memnun olurum. Ama Muharrem Hoca bunu muhtelif yerlerde daha sonra Boğaziçi yayınlarından çıkan Dede Korkut kitabının hani liselerinden yazmış olduğu kitabın girişinde bunu hep nakletmiştir. Biz de ondan naklen aktarıyoruz. Gerçekten bu kadar değerli midir Dede Korkut kitabı diye baktığımızda gerçekten de değerli. Yani ben bugünlerde şeyi okuyorum. Kıymetli arkadaşımız Profesör Doktor Ali Duymaz Hoca Azerbaycan'da Dede Korkut araştırması ya da Korkut Şinas oradaki ifadeyle Kemal Abdullah Hoca'nın Dede Korkut politikasına giriş çabak vardı. Yani da yine Ötken yayınlarından çıktı biliyorsunuz. Onu okuyorum. Hoca orada çok ilginç tabii hususlardan bahsediyor. Özellikle yapısalcı bir yaklaşımla yani poetik yapının cümle bazında veyahut da bazen deyimler bazında incelenmesinden oluşan şiirsel yapının temelinin hangi döneme ait olduğuyla ilgili olarak Kemal Abdullah Hoca'nın temel tezi şu: bir mitik çağa ait söylemler var, bir de klasik çağa ait olanlar diyor. Klasik çağa ait olanları daha yakın dönem olarak aktarıyor. Mitik çağa ait olanların ise artık daha erken döneme ait söylemler olduğunu ifade ediyor. Hani bu şu demek, Dede Korkut kitabının içerisinde Türk dilinin, Türk tarihinin, Türk milletinin, Türk kültürel yaratmasının ve ortak hafızamızın bütün katmanlarını bulabilmenin mümkün olduğunu söylemek için Kemal Hoca'nın bu çalışmasından özellikle bahsetmek istedim. Yani bilinen en eski dil söylemlerimizden Dede Korkut kitabının yazıya geçirildiğini kabul ettiğimiz 16. yüzyılın başına kadar olan dönemle ilgili hemen hemen bütün dönemleri kapsayan oldukça zengin bir bilgiye sahibiz. Yani Türkçe açısından, Türk edebiyatı, Türk şiirlik ve poetik söylemi, anlatı geleneği daha diğer hususları saymıyorum bile. Yani sosyal hayat, devlet yapısı, aile hayatı, kişi vesaire gibi hususlara hiç değinmiyorum. Yani dil ve edebiyatı yaratabilme kapasitesi açısından en eskiden en yeniye kadar pek çok unsuru Dede Korkut kitabında bulmak mümkün. Ve tabii ki bu haliyle de Köprülü Hoca'nın söylediğini yeniden onaylamak durumundayız. Şimdi bu iki nüshanın arkadaşlarımız mutlaka görmüşlerdir. Muharrem Hoca'dan sonra rahmetli Orhan Şahin Köprülü Hoca'nın Dede Korkut'un kitabı adlı eseri takip etti 70'li yıllarda. Bu eser aynı zamanda Anadolu sahasında sözlü gelenekte anlatılan pek çok metinde ihtiva eden, hani bazı anlatmaların işte masal şeklindeki kısa metinlerini veyahut da daha başka metinlerinin de derlenerek, toplanarak farklı şehirlerden o şartlarda elde edilen bütün metinlerini kapsayan bir hakikaten antoloji mahiyetinde demeyeyim ama ansiklopedi mahiyetinde bir çalışma oldu. Görülüyor şu an çalışması. O konuyu da kulakları içindesin Sabri Koz abiden dinlemek her zaman son derece keyiflidir. Fırsatınız olursa siz de Sabri Koz'la bir araya geldiğinizde kendisine rahmetli Gökyüzü Hoca'nın konu kitabına sensedatıyla ilgili onun bilgisine başvurabilirsiniz. Çok keyifli anlatır çünkü. Bir gün Sabri Koz hocamızı da ağırlayacağız. İnşallah. İnşallah.
kendisini iyi hissettiği bir zamanda onu da misafir edeceğiz hocam. İlk iki nüshadan sonra üçüncü nüshaya geçecek olursak, önce şu kitabı da bir göstereyim arkadaşlarımıza. Böyle. Öyle hocam, beraber gösterelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi üçüncü nüshaya başlamadan önce 2018 yılında Kazakistan'dan bana bir davet geldi. Kazakistan'ın biliyordu arkadaşlarımız muhtemelen. Eyaletler şeklinde yönetiliyor ve Batı Kazakistan bölgesi Mangushlak bölgesi olarak bilinir. Eyalet olarak da Mangushlak'tır ve eski bir Oğuz toprağıdır aslında. Yani uzunca bir süre işte Kalmuklarla Oğuzların daha sonra da Kazak Kıpçaklarının gelmesiyle de Oğuzların batıya doğru yönelmeleri sonrasında tamamen Kıpçaklarının yerleştiği bir coğrafya. Bugünkü yani Hazar Denizi'nin doğu kıyıları demek Bakü'nün tam karşısında Kazakistan'da Akdağ vilayeti var, şehri var. Ve Mangushlak eyalet merkezi de orası. Mangushlak valisi bir ata mekanlarla ilgili araştırma yapıldığıyla ilgili bir davet mektubu gönderdi. Akdağ Üniversitesi vasıtasıyla bana ulaştılar. Rusya'dan iki arkeolog, onun dışında Kazakistan'dan tarihçi, ot bilimci kişiler, Azerbaycan'dan bir arkeolog, bir halk bilimci ve Türkiye'den de beni davet ettiler. 10 kişilik bir heyet oluşturduk. Onların gerçekten çok güzel bir projesiydi bu. Aşağı yukarı 15 gün boyunca, yani 2 hafta Kazak bozkırlarında ata mekanları. Ata mekanlar yani gerçekten bizim türbe ve yatırlarımız, mezarlıkların içerisindeki işte çoban atadan tutun da beyinbet ataya kadar, kara ağaçlı evliyaya kadar farklı ata mekanları olarak adlandırılan ziyaret yerleri var. Buralardaki gelenekler, bunların zaten etrafı çevrilmiş, mezarlar restore ediliyor. Bazılarında Arap harfi yazılar, bazılarında sadece taşlar üzerine çizilmiş olan çeşitli at resimleri, yani hieroglif şeklindeki taş yazıları diyebileceğimiz türden resimler, çeşitli figürler var. Bunlar içerisinde mesela beni en çok duygulandıran hususlardan birisi Kayı Damgası'nı ilk defa orada gördüm. Yani Türkiye'de herhangi bir yerde bir mezar taşında Kayı Damgası'nı görmek kısmet olmadı ama Kazakistan bozkırlarında gerçekten bir Kayı Damgası'nı görmek ve Kayı mezarlarıyla Oğuz mezarlarıyla Kıpçak mezarlarının böyle koyun koyuna yan yana Kazak bozkırlarında yatması da aslında tarihin başka bir anlatısıydı bize. Benim için çok anlamlıydı. Yani bozkır kültürünü her haliyle içimizde duymak, yaşamak çok anlamlı olmuştu. Gezi boyunca aldığımız notlarla, yapmış olduğumuz araştırmayla ilgili de 15 günün sonunda bir rapor hazırlayıp sunduk valilik makamına ve üniversiteye. Bu gerçekten hani gelecekte ne tür araştırmalar yapılmalı, bu bölgede ne tür çalışmalar yapılmalı, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan işçiliği nasıl olmalı, bu metinlerin ve mezarlıkların araştırılmasıyla ilgili çeşitli anlatımlar var. Pek çok efsane var, pek çok memorat var, pek çok hala yaşayan uygulama var o mekanlarda ve son derece önemli hepsi de. Bu raporumuz son derece beğenilmiş. 2019 yılında bu geziyle ilgili, araştırma gezisiyle ilgili yeni bir toplantı düzenleyeceklerine dair yeniden bir davette bulundu yine Akdağ Valiliği. Yani geçtiğimiz yıl Mart ayında geçen hafta Milli Folklor Dergisi'nde bir arkadaşımızın makalesi yayınladı. Nevruz'u Kanşoğlu diye. Nevruz'un öncesinde Batı Kazakistan bölgesinde Nevruz'u karşılama amacıyla yapılan, yani 14-20 Mart tarihleri arasında bir bayram daha var. Hem o bayramı kutlamak hem de yapmış olduğumuz araştırmanın sonuçlarını bilimsel bir toplantıda paylaşmak için davet ettik. Evet. Geçen yıl, abimden önce hocam bir konu hakkında sizi aramıştım galiba.
ve Kazakistan'a gideceğinizi söylemiştiniz o gün. Evet, evet, o, evet, doğru. Gerçekten. O tarihlerde. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Oraya gittik işte toplantının ilk günü, hani Bahri Bey'le daha önceden tanıştığımız için salona da birlikte girmemizi söyledi. Salonda oturduktan bir süre sonra yanıma iki kişi geldi. Kendilerinin İran'da geldiklerini, Türkmen olduklarını söylediler. Ve beni Beyaz'dan çok iyi tanıdıklarını, işte Ümbet-i Kavus, yani Büyük Ümbet şehrinden geldiklerini, yani Türkmenistan sınırında İran bu şehir, oradan geldiklerini söylediler. Mehmet Boyakoğlu'cu Hoca'yla Muhammed Veli Hoca'ydı bu iki kişi. Mehmet Hoca İklim Akademi hem Farsça'ya hem de Türkmen Türkçesini çevirerek orada kendi üniversitelerinde yayınladıkları bir dergide aktarma olarak yayınladıklarını da söyledim. Ben de iyi yapmışsınız dedim. O gün akşam da Veli Hoca diğer hocalarla birlikte otururken Veli Hoca çantasından bir fotokopi çıkarttı. 10 sayfalık filan. Mehmet Hocam dedi, bununla ilgilenir misiniz? Yani biraz Kazak Türkçesi, biraz Türkmen Türkçesi, biraz Türkçe Türkçesi. Yani ortak mülemma bir Türkçe'de buluşuyoruz. Yani ben çok iyi konuşamam belki ama konuşulanları tabii ki anlıyorum. Kazak Türkçesi'nde. Bu nedir dedim. Hocam dedi, bilemedik dedi. Tam olarak dedi, korkla ilgili mi değil mi? Hani bir karar veremedik. Bir bakar mısınız dedi. A4 kağıdından şöyle yarım sayfa şeyinde boyutlarında çekilmiş bir fotoğrafıydı. Aldım bir an, birkaç yerinde Korkut dedi, Korkut ismi geçiyor ama yani hani şiirlerden tam emin olamıyorsunuz. Emin olmanız için mevcut bütün üstada bilinen anlatmalardan biri olması lazım ya da baştan sona hani bir mukaddime kısmı vesaire olması lazım ki tam olarak. Evet. Metnin tamamının nerede olduğunu sordum. İran'da olduğunu söyledi. Peki dedim, bunu benimle paylaşır mısın dedim. Tabii hocam dedi, ben size göndereceğim dedim. Teşekkür ettim. İşte o bana kartını verdi. Ben de onun kartını verdim. Tabii heyecanlandım aslında orada. Ama hani metnin tamamını görmeden de bir şey diyemiyorsunuz. Evet. Neyse, bizim toplantımız bitti. Bittikten işte 2 gün sonra ben İzmir'e döndüm. Pazartesi, salı günleri geçen dönem doktorun yüksek sanat programlarımız var. 11 program var. Salı günü bir mail geldi. Muhammed Veli Hoca'dan. Ben kartımı vermiştim. O da bana küçük böyle pasaport tarzı bir fotoğraf verdi. Ondan verememiştim burayı. Hocam bu ne filan demiştim. Bir gün lazım olur filan dedi. Hakikaten lazım olacağını sonradan tabii idrak etmiş oldum. Neyse. Maili açtım. Ekleri var. Parça parça göndermiş. Tekrar bir mail yazdım. Bunu dedim. Tam metin HDP olarak gönderebilir misin? Size gönderdim. O gün akşam metni açtığımda yani 64 sayfalık bir metin var. Hakikaten çok hızlı bir şekilde göz atıyorsunuz ve hani hep soylama yani hep manzum kısımlar geliyor. En sonunda 48. sayfaya kadar hani soylamalar, acaba hani mevcut dedi Korkut metinleriyle de doğrudan bağlantısını kurabileceğiniz bir soylama var mı yok mu diye de bakıyoruz ama metnin tamamını tabii çok hızlı bir şekilde kontrol etmek mümkün değil. Ama o gün akşam benim zaten saat salı günü 5'te dersim bitti. Saat 8.30'a kadar falan okulda kaldım. Yani metnin tamamını görsen geçin. Metni aldınız tabii. Okuyorsunuz. Metni aldım ve metni okumaya başladım. 48. sayfaya gelince birdenbire salı kazandan bahsettiğini görünce ah dedim, tam yani direkt okuduğum gibi olduktan %100. Salı kazana gelince heyecanınız zirveye çıktı sanırım. Kesinlikle yani hani bir tıp doktorunun şu anda koronavirüs için bir aşı geliştirmede ne kadar bir heyecan duyuyorsak inşallah bu bölgüler geliştirmeler bir an önce. Tabii ki bilim dünyasındaki bütün keşifler aynı heyecanla oldu. Yani
benim ilk atan heykemlerde duyduğum heyecan, daha sonra oralarda tanıştığım, gördüğüm insanlarla duyduğumuz heyecan, yani tarihi an olarak belki anakronik bir düzende yaşıyorsunuz ama yaşıyorsunuz bir şekilde yani. Evet. Bozkır kültüründen bahsederiz ama Batı Kazakistan'a gidip de Bozkır'ı susuzluk ne demek? Yani 1000 kilometre boyunca hiçbir su kaynağının ağacın olmadığı bir coğrafyada, dağın olmadığı bir coğrafyada atalarımız nasıl yaşadılar onu gördüğümüz zaman gerçekten Bozkır kültürünü ve o kültür içerisinde yaratıcı olabilmenin ne demek olduğunu görüyorsunuz. Bunların hepsi ayrı bir arayacağım. İnşallah genç arkadaşlarımızın da bir gün fırsatı olur giderler. Hani o atam mekanlarda konuyu birazcık değiştireceğim belki ama mesela Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili hep şu menkıbe anlatılıyor. İşte 62 yaşına gelince peygamberimizin yaşına erdim, artık bundan sonra yaşamak uygun değil, ben yer altına girmeliyim şeklinde bir menkıbe anlatılır. Ama o coğrafyaya gittiğinizde zaten yer üstünde cami, mescit yapmak mümkün değil. Yer altı mescitleri var. Yani ben 7 tanesini ziyaret ettim mezarlığın yan tarafında, yerin altında. Çünkü kalkerli taş, belki Hazar Denizi, hani iç deniz oraya kadar uzuyordu, bilemiyorum yani. Ama yeraltı mescitleri yapmışlar ve halen ibadete açık oralarda. Şimdi bütün bunları gördük. Tabii tabii hala kullanılıyor. Yani pek çok yerde içinde namaz kılınıyor. Yan kıblesi vesairesi var. Bayağı yeraltı mescidi şeklinde tanzim edilmiş, düzenlenmiş. Yani sadece bir tek yerde değil, en az 6-7 tanesini gördüm. Şimdi bütün bunları görmek, yani bizim kültür tarihimizde neler yaşandığını anlayabilmek için son derece önemli. Tabii Dede Korkut kitabı benim yüksek lisanstan itibaren, yani 1988'den beri üzerinde çalıştığım konulardan biri. Ve dolayısıyla hiçbir zaman vazgeçmediğim, her sene tekrar okuyup sürekli yazmaya çalıştığım ve her okuyuşta da yeni bir şeyler keşfetmeye çalıştığım bir konu olması itibariyle böyle bir kitapla 2019 yılında tekrar buluşmanın bir tevafuk değil belki ama azimle yıllar süren araştırmaların bir neticesi olarak değerlendirmek. Belki 2018 yılında 15 gün boyunca Bozkır'da çektiğimiz o sıkıntıların bir sonucu olsa gerek. Yani her araştırmanın mutlak surette size bir geri dönüşü var. Hiçbir şey öğrenmezseniz en azından bilgi dağarınız ciddi şekilde, ciddi bir tecrübe kazanıyorsunuz. Ciddi bir birikim elde ediyorsunuz. Yani Türk Dünyası Mezar Taşları ile ilgili biz geçen yıl Kuşadası'nda da bir uluslararası sempozyum düzenledik. Orada da Kazakistan gelen değerli bilim insanları da vardı. Hani oradan tekrar Dede Korkut'a dönecek olursam, yani Korkut Ata ile ilgili olarak anlatılan menkıbelerin Kazakistan coğrafyasında anlatılması ve Kazakistan'da böyle bir buluşmanın meydana gelmesinin tesadüf olmadığını düşünüyorum ben. Gerçekten benim için çok büyük bir heyecandı. Tabii ki bu ilk bilgiyi, ilk okumayı teyit etmeniz lazım. Benim doktora öğrencim, aynı zamanda değerli meslektaşımız Behriman Bey ile zaten daha önceden planlanmış olan ve 25 Nisan'da Bayburt'ta yapılacak olan bir uluslararası Dede Korkut sempozyumu mevcuttu. Evet. Oraya da daha önceden bildirilerimizi göndermiş. Hani ben Dede Korkut kitabında işte kitap niye kullanılmış, Dede Korkut kitabı neden yazılmış gibi sorular etrafında bir bildiri sunmaya planlamıştım. Onunla ilgili de özet göndermiştim aslında. Fakat bu üçüncü lise ortaya çıkınca oradaki arkadaşları arayıp konuyu değiştirebilir miyim? Hocam ya, yani konu özetleri yayınladık ama siz gelip istediğiniz tabii sunabilirsiniz dediler, sağ olsunlar. Bu konu önemliydi. Söylemediniz hocam. Hayır, yeni nüshadan bahsetmedim ama yeni bir bilgi paylaşacağım. Dolayısıyla bu diğer konudan çok daha önemli. Dolayısıyla bunu gerekli şeklinde. Zaten onlar ne derse desin, hani cemaat ne derse desin, ben bilgini okur misali gidecektir bu iş. Çünkü bilim dünyasının ve Türk kültürü aleminin bundan haberdar olması gerekiyor. Evet.
Şimdi bu arada benim bir Özbekistan seyahatim de olacaktı. Yani Nisan ayının başında geçen yıl bugünlerde Özbekistan'da bir uluslararası toplantı, uluslararası bahçe festivaline katılmamız gerekiyordu. Değerli kardeşim Selam Fedakar Bey'le birlikte, Hüsnü Türkmen Hocamızla birlikte Özbekistan'a gittik. Özbekistan'daki toplantı sonrasında ama benim aklım devamlı. Buna ne zaman dönebileceğim? Fakat yani o kadar çok tesadüf ve program üst üste geldi ki hani dönüp bir an önce ne zaman şu metnin tamamını okuyalım sorusunun cevabı aklımın bir köşesinde dönemiyor. Programı çok yoğun. Hocam Bayburt'a kadar evet. Etrafınızda bu Dede Korkut'un 3. Lisesini bulduğunuzu kimlere söyledin? Kime söyledim? Birkaç yani, arkadaşıma söyledim. Toplantıda söylediniz mi yoksa gizli mi tuttunuz? Hayır, yani böyle bir müsanın, böyle bir kitabın, böyle bir yazmanın geldiğini birkaç arkadaşıma söyledim. Çünkü cep telefonumda da birkaç sayfanın fotoğraf vardı. Hatta birkaç arkadaşıma fotoğraf. Pek inanmak istemedi çoğu. Hani olabilir mi gibisinden. Hocam hayallerimizi yittiniz. Yani ben mesela şahsen en büyük hayalim Dede Korkut'un 3. nüshasını bulmaktı. İnşallah bir sonraki nüshayla sen bulursun. Yani neden olmasın yani. Sanıyorum bu anlamda. Yani hem hayallerimiz tabii hem de çok büyük bir hizmet ettiniz. Hizmet sağladınız. Gerçekten bu anlamda ben şahsım adına eminim diğer meslektaşlarımız da vardır. Sizi hem tebrik ediyoruz hem de hayallerinizi yaptığınız için de kıskanıyoruz yani sizi hocam. Estağfurullah. Şimdi Özbekistan dönüşümüzde süratli ve yoğun bir şekilde metnim, yani ben oylamalar üzerine odaklanmayı bırakıp hani 13. boyu en azından tanıtmayı ve oylamalar hakkında da genelde bilgi vermeyi planlamıştım ve metni genel olarak okuyup bir özetini ve belli sayfalarında kopyalarını hazırladıktan sonra süremiz nasıl? Var hocam süremiz. Tamam. Bütün hazırlıklar bittikten sonra gerçekten Birol Bey'i ilk gün çağırdığımda o adama çok heyecanlanmıştı. Hocam yani bu bayağı çünkü Birol da direktörde yapıp ideolojiyi çekmişti evet. Ve bazı şiirleri, mazum kısımları da çok net. Yani heyecandan yerinde duramıyordu ve tabii Bayburt'a beraber gittik. Ali Bulmaz Hoca, Birol'a ben birlikte gittik. Tabii tepkileri merak ediyorlardı. Ben onlardan yani belli etmiyordum belki ama çok da ben de heyecanlıydım. Hani bilim dünyası nasıl bir tepki gösterecekti. İzmir'den Erzurum'a gittiğimizde Ahmet Güvenç Hoca'yla birlikte olduk. Onunla konuştuğumuzda o da çok heyecanlandı. O gün akşam işte 24 Nisan günü Erzurum'da Bayburt'a ulaştık. 25 Nisan günü açılış öğrenmenin akrabindeki ilk oturumdaydı. Evet, 3 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar bir süre geçti. Evet, bir süre geçti. Yani tahmin edersin akademik camiada hani günlük koşuşturmalar yani sabahtan akşama kadar bir sürü işte uğraşıyorsunuz. Artık olan zamanda da yani akşam saat 9-10-11'e kadar yani çalıştığım çok fazla gün oldu. Süre içerisinde metnin tamamını hani bitirmek için değil ama en azından kitap hakkında değerli toplu bir bilgi nüsa hakkında sağlıklı bilgileri paylaşabilmek için yani kitaplaştırma sürecine henüz başlayamamıştım o dönemde çünkü gerçekten çok yoğun yani bütün bizim biliyorsunuz programlarımız yılbaşından itibaren yani şu anda da işte bugünlerde Özbekistan'da olacak yine bir başka toplantı için veya önümüzdeki hafta 8'inde Osmanlı'da olacak vesaire.
Her neyse, her şey takdir ilahidir, ondan öteye geçilmez muhakkak. Salona girdiğimizde tabii benim iki şapkam vardı orada. Birisi UNESCO Türkiye'nin komisyonu sonuçta biraz komitesi başkan vekili sıfatıyla bulunuyor olmam. İkincisi de bir bilim insanı, yani dedikodu araştırmacısı olarak bildiri sunacak bir hoca olarak orada bulunuyor olmam. Bir hususu da genç arkadaşlarımızla özellikle paylaşmak isterim. 2018 yılında Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan ortak bir dosya hazırlayarak UNESCO'ya sunmuş ve UNESCO'nun insanlığın somut olmayan mirası temsili listesine Korkut'ta da Korkut ve destan geleneği müzik ve anlatı şeklinde bir dosyada dünya mirası haline böyle Korkut'un getirilmesinde de Korkut'un geleneğinin, destan anlatı geleneğinin bilmesiyle ilgili bir kaydımız söz konusu olmuştu. Ancak bu kayıt ne Türkiye'de ne de başka yerlerde çok fazla yankı yaratmadı. Aslında bizim için çok önemli. Yani benim için şey olarak son derece önemli bir konuydu. Çünkü evet. Dede Korkut'u bir dünya mirası haline getirmek benim için önemli. 2014'te her Türkiye'nin aslında önemli hocam. Muhakkak, tabii ki. Anlamda da bu da çalışmalarınızdan dolayı da teşekkür ederiz. Başkanımız Öcal Oğuz'a da katılımından dolayı da teşekkür ederiz aynı zamanda. Yani gerçekten Öcal Hoca'nın, Muhtar Hoca'nın, Evrim Hanım'ın, diğer arkadaşlarımızın, komite üyesi, bakanlıkta çalışan arkadaşlarımızın çok önemli katkıları, çok ciddi çalışmaları oldu. 2014'te malumunuzdur Köroğlu, Türkmenistan'ın tek bir dosyası şeklinde UNESCO temsil listesine kaydedilmişti. Hani bizim özellikle halk edebiyatı, halk bilimi derslerinde konu ettiğimiz ve Köroğlu, Bedekoğlu, Nasreddin Hoca gibi unsurların böyle bir dünya mirası haline getirilmesi. Biz halk bilimcilerin, yani komite üyesi, komisyon üyesi çalışanları olarak önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Her geleneğimiz muhakkak son derece önemli ama bazıları da biraz daha öne çıkan unsurlar olarak takdir edilecektir. Şimdi Dede Korkut kitabını böylesi bir yankı uyandırmamış olması aslında biraz da bizim tepkimize de yol açmıştı. Çeşitli panellerde de bunu dile getirmiştik, toplantılarda da. Hani 2018'de Dede Korkut Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildiğinde toplam 18 haber yapılmış, yani gazeteler ve sosyal medya ortamlarına baktığımızda 18 haberden daha fazla bir etki yaratılmamış. Türkiye genelinden, diğer ülkelerde belki daha başka yerlerde mutlaka olmuştur. Şimdi tekrar 25 Nisan gününe döneceğim. Salona girdiğimizde tabii kompozumuz zaten başta Dünya Mirası Dedeköy'üydü. Bu çerçevede de işte Bayburt Üniversitesi rektörlüğüm Dedeköy'le ilgili çalışmalarından dolayı Milli Komisyon Başkanlığı'na bir ödül vermeyi planlamıştı. Yani komisyon, Milli Komisyon Başkanımız geldi arkadaşım. Hocalı olsa hoca başka bir toplantı katılacağı için ödülü Milli Komisyon'a benim almamı istemişti. Ben de zaten toplantıya katılacağım için memnuniyetle kabul etmiştim. Bunu da şundan dolayı anlatıyorum. Sabah açılış töreninde, işte açılış konuşmalarının akabinde Sayın Valimiz Hamza Bey toplantının, yani açılış kısmını belki hemen ayrılacağını söyledi. Bunu da bizzat kendisi bana takip ettikten sonra ben kendisine şunu söyledim. Sayın Valim, dedim, Bayburt için tarihi bir gün olacak. Lütfen ayrılmayın. En azından birinci oturum bitene kadar beklerseniz mutlu olurum demişti. Peki hocam, ayrılmayacağım madem böylesine önemli bir haber vereceksiniz diye söylemişti. O da son derece önemli oldu. Akabinde birinci oturum için tekrar kürsüye çektiğimizde Sayın Osman Fikri Sertbey Hoca, Kamil Veli Neriman oldu. Ben ve Özgür Çaban oldu. Özgür Bey bir mazeret dolayısıyla katılamış toplantıya.
Dolayısıyla üç konuşmacı olarak biz yer aldık. Ve okul başkanımız da rektör yardımcısı, tarihçi hocamız da şu anda yapıyorum. Kusura bakmasın. Neticede ilk konuşmacı Osman Fikri Sarıkaya konuşmasını bitirdi. Akabinde Kamil Hoca'da Sovyetler Birliği devrinde işte dedikodu çalışmaları nasıl engellendiği bir ben kürsüde konuşmak için yerimi aldım. Oturum başkanımıza şunu söyledim. Yani 20 dakikalık bir süre verilmişti. 20 dakikanın yetmeyeceğini mümkünse. Bütün konuşmayı bitirmeyi arzu ettiğim ve ek süreyi peşin istediğim ifade ederek sözlerime başladım. Tabii baştan ne demek istedim belki tam olarak anlaşılmamıştı ama Dedekov kitabının yeni müstesi ve 13. Boy diye bilinen son olarak hazırlamış olduğum yansıtı ekrana gelince birdenbire salonda böyle bir kitap herkes sessizleşti. Ve arkadığında birinci slide'da işte bir tarafta orijinal metnin fotoğrafı bir tarafta bir transkribe edilmiş olan şekli eş. Birdenbire herkes cep telefonlarıyla böyle flaşlar patlamaya başladı. Sanıyorum ne oldu? Fotoğraf çekmeyin. tabii ki kimsenin fotoğraf çekmesine engel olamazsınız o şeyden. Hocam ben şikayet edeyim size. Gürol Hoca çekti galiba. O paylaşmıştı. Gürol daha önceden vardı elinde. Onu paylaştı. Toplantı anımızda direkt olarak o tarihi anı Gürol Hocamızdan öğrenmiştik. Evet. Duyunca ben de yerimde duramamıştım gerçekten. Nasıl olur hani 3. Nisası, 13. boy. Acaba içinde neler var? Kafamda bir sürü soru dönüyordu. Onu gördüm. Gürol Hoca'nın paylaşımını gördüm, durdum. Ve bir sürü şey geçiyor artık aklımda. Değil mi? Tarihi bir an. Hem ülkemiz adına hem Türkiye adına gerçekten çok önemli. Evet. Yani dilimiz, edebiyatımız, kültürümüz, tarihimiz adına benim için de yani hem kendi bilimsel geçmişim ve durduğum nokta itibariyle çalıştığım alan itibariyle gerçekten çok mutlu bir buluşmaydı. Edinmiş olduğumuz bilimsel terbiye gereği de hani böylesi bir buluş veyahut da böylesi bir tanıtma, böylesi uluslararası bir toplantı da yaptık. Çünkü yani bir artır yani tam oyuna veya da basını topla işte şöyle bir şey var şeklinde de açıklama yapabilirsiniz ama bilimsel bölgeden her zaman bilimsel araştırmaların sonuçlarının yani bugünlerde arkadaşlarımız dikkat ederlerse işte böyle şöyle bir ilaç bulunmuş filanca yayından şeklinde hep atıfa bulunarak konuşmalar yapılıyor. Yani bilimsel olarak gerçekten bu doğru mudur, değil midir, olabilir mi gibi soruların cevabını böyle bir platformda, böyle bir ortamda tartışmanın daha doğru olacağını düşündüğümüz için ben daha önce bir açıklama yapma ihtiyacı var ama yani yapmak istemedim çünkü önümüzde zaten uluslararası bir konferans olacak, kongre olacaktı. En münasip yerde orasıydı. Üstelik de Bayburt'ta Korkutatar'ın mezarının bulunduğu ülkemizde tek şehir olması itibariyle bir başka anlam ifade ediyordu bizim için de. Yani yer, zaman ve zemin her şey son derece uygundu ve biz de bilimsel tavrı itibariyle en önemli şekilde hareket ettiğimizi düşünüyorum. Gerçekten yani benim bilimsel hayatımda çok mutlu bir tesadüf oldu. Akabinde tabii sosyal medyada çok farklı işte şu mudur, bu mudur, o mu bulmuştur, bu mu bulmuştur. Şimdi genç arkadaşlarıma bu noktada şunu hatırlatmak isterim. Hani geçen yıl kardeşimlere tekrar dönmek istemiyorum. Yani yayınladığımız kitabın giriş kısmında da zaten, pardon ön söz kısmında da zaten bütün süreçleri farklı cepheleriyle de açıklamaya çalıştım da. Hiç kimseyi suçlamak da herhangi bir ifadeyle bulunmak istemem. Ben sadece yani ben üçüncü sayı buldum şeklinde bir ifade kullandım. Bugün dünyasına ilk defa verdim. Evet. Üçüncü müsaadını ben koydum.
Yine Sabır Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürmesi de bir başlık orijinal metinde yok. Bu başlık yine bize ait. Türkistan nüshası yine bize ait. Yani Türkistan nüshası meselesi mesela çok tartışıldı sosyal medyada. Ben hep şunu ısrarla ve tekrarla söylüyorum. Halen daha bu konuda ısrarcıyım. Hani herhangi bir yazmanın bir nüshası bulunduğunda adlandırması nasıl yapılmalı konusunda belli bir kayıt yok. Sadece bir teamül var. Bulunduğu yer, bulunduğu kütüphane adıyla adlandırmalar yapılmış. Yani genellikle yani divan edebiyatı çalışması yapanlar bunu gayet iyi bilirler. Eski yazma eserleri hangi kütüphanede bulunuyorsa ona göre o kütüphane veyahut da bulunduğu şehir adıyla anılması teamül. Ama böyle bir kesim... Türkiye nüshasında olduğu gibi. Vatikan nüshası, Kresan nüshası diyorum. Evet. Ancak burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Batılılar bütün bu adlandırmaları yaparken acaba nasıl hareket ediyorlar? Yani aslında bu adlandırmalar bizim kendi kütüphanecilik geleneğimizde var olan bir nüsha adlandırması mıdır yoksa Batı'daki teamülleri almış olmamızın sonucundaki bir adlandırma, yani Manuscript of Leyden veyahut da Manuscript of Dresden veyahut da Manuscript of işte Bibliothek Nasyonel gibi adlandırma tarzının Türkçe'ye aktarılmış şekli midir? Burada tutarlı davranmak, bir defa yani ben Veli Muhammed Hocam'ın evinde Müslüman olduğunu biliyorum. Benim Ahmet Hocam nerede yaşadığını da biliyorum ve o şehrin hangi ülkede olduğunu da biliyorum. Baştan bana hep bir soru. Nüshan nerede? Kimden aldınız veyahut da nedir? Evet. Şimdi Veli Hoca ile Bayburt'a gitmeden önce konuştum ben. Nasıl üzerinden konuştum. Hocam dedi lütfen açıklama yapmayın. Yani benden ben dedi şu anda ruhsat vermeyin dedi. Şimdi bana izin vermediğini söyleyen bir insanın hilafına hareket etmekte bir insan olarak geç kalmayacak insanımızdır. Yani ben bunu da uygulamadım. Ve bu nedenle yani bende olmadığını, bir şahsın elinde olduğunu ama ismini de bulunduğu yeri açıklamamın şu anda uygun olmayacağını söyleyeyim. Benden daha önce müsteyi Veli Muhammed Hoca belki başkalarına da vermiş ama şu var ki hiçbirisi, yani bu kişiler Türkiye'de olabilir, Amerika'da olabilir, Almanya'da olabilir, İran'da veya başka bir yerde olabilir. Ama hiçbirisi bu nüshanın Veli Korkut kitabının üçüncü nüshası olduğu ile ilgili neden bir açıklama yapmadı? Veli Muhammed Hoca ile mutabık olduğumuz bir husus var yalnız. Benden önce verdiği hiç kimse bu Veli Korkut kitabının üçüncü nüshasıdır şeklinde bir açıklama veyahut da kesin bir teyitte bulunur. Bulunamamış daha doğrusu, emin olamamışlar. Ve Azerbaycan'da hala bir kısım bilim insanı da yani üçüncü nüshama başka bir yazma mı diyelim şeklinde farklı bir tartışma da yürütüyorlar bununla ilgili mutlaka sen de okumuşsundur ya da duymuşsundur. Bu tartışmalara gerek duymuyorum ben. Türkistan, Orta Asya'nın ya da Batı literatüründeki adıyla Central Asya'nın ya da Merkezi Asya'nın eski adıdır. Ve bu coğrafya Türklerin kadim coğrafyasıdır. Kadim coğrafyamızda Kazakistan kurulmadan önce, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan kurulmadan önce Türkistan. Evet, Hanlıklar vardı, Timur Hanlığı vardı, Gazneliler vardı, başka Türk hakanlıkları, hanlıkları kuruldu. Ama her zaman bütün dünya literatüründe o coğrafya Türkistan olarak adlandırıldı. Ne zaman bu isim değişti? Sovyetler Birliği kurulduktan sonra Sovyetler Birliği'nin bir parçası olmak zorunda kaldıktan sonra Orta Asya lafzı yani sadece coğrafi bir terim adlandırmasıyken birdenbire artık yerleşik bir ifade, sanki bir etnisite adıklı kullandı. Oysa ki Türkistan neresidir dediğinde Türklerin yaşadığı coğrafyadır. Evet.
Şimdi peki Türkmenistan'ın da içinde yer aldığı ve İran'la Sovyetler Birliği arasında sınır anlaşması yapılmadan önce ümmet Rusya'da büyük ümmet nerede kalıyor? Türkistan coğrafyasının içindeydi. Evet. Yani yakın zamana kadar içindeydi. Yani 1915'e kadar içindeydi. 1920'ye kadar da Türkistan coğrafyası. Halen daha Türkistan coğrafyasında. Çünkü Türkmen bir yaşadığı bir coğrafyası bugün. Yani İran sınırları içerisinde olabilir. Şimdi biraz da espri yapmak adına her birinci Dresden, ikinci Vatikan kafir olsun diye biz de buna Türkistan diyelim şeklinde ben biraz da latife olsun bağında bir ifade kullandım. Tabii ki Dede Korkut'un Cumhuri Türkçenin, Türk kültürünün ve Türklüğün bütün tarihi dil, edebiyat birikimi Dede Korkut'la birleştirildiğinde ve Türkistan adının da bütün Türk boylarını ifade etmesi bakımından böyle bir adım gayet çıkacağını düşündüğümüz için. Ve halen daha bunun en doğru adlandırma olduğu yani, ve bundan da vazgeçecek değilim. Yani Gümbet Nusrası, İran Nusrası da diyebilirler. Başka bir şey de diyebilirler. Ama Türkistan lafzından ve Türkistan adından rahatsız olanlar başka şeyler de düşünebilirler. Yani dünyaları küçük olanlar farklı şekilde düşünürler. Biz Türk dünyası bütününü bir bütün olarak düşünmeyi ve aldığımızda ona göre planlamayı, hedeflerimizi ona göre planlamayı tercih ediyoruz. Bu bir sebeple de Türkistan Türkmen Sahra olarak adlandırma, yani Türkmen Sahra'nın Türkistan'ın bir parçası olduğunu artık gençlerimizin unutmakta olduğu Türkistan adında bu kitap vasıtasıyla tekrar hatırlanmasını anlamlayacağım düşündüğümüz için böyle bir adlandırmayı buldum. Çok teşekkür ederim hocam. Dede Korkut kitabının o güne kadar bilinen iki tane nüshası vardı. İşte hareketsiz Dresden yazma nüshasında 12 hikaye vardı. Vatikan'da ise harekeli olan 6 hikaye yer alıyordu. Ama sizin bulduğunuz, yani sizin bilim dünyasına duyurduğunuz Türkmen Sahra bölgesinde ya da Türkistan nüshası Dede Korkut yazması olarak da 3. yazma olarak da bilim tarihine geçti. Evet. Süreci de bize özetlediniz. Şimdi bunu bilim alemine ilk duyurmanız, sizin adınız artık yüzyıllar sonra da anılacak olması nasıl bir duygu? Gerçekten bilimsel araştırmanın hazzı, bilimsel araştırmanın dediği yeni bir keşifte, yeni bir hani tek bir kelimeyi bile farklı bir anlam üretiminde keşfedebildiğiniz zaman bu size bir haz verir. Yani bir matematik problemini çözmek gibi bir şey bu. Gerçekten benim için çok anlamlı. Benim kendi bilimsel geçmişim adına çok anlamlı. İnşallah. Ama bunun sadece burada kalmasını arzu etmiyorum. Yani genç kardeşlerimizin kültür tarihimizin, edebiyat tarihimizin, edebi yadigarlarımızın daha pek çoğuyla farklı şekillerde mutlak tesadüflerle buluşabileceklerini düşünüyorum. Sadece çalışmak, sadece ısrarla ve tekrarla başta bir şey söylemiştim. Ben yüksek lisansa başladığımda 1988 yılında Dede Korkut kitabı tesirinde teşekkür eden halk kitabı yarattı bir konuyu çalıştım. O konudan çok önce birkaç tane konuyu çalışmıştım. Ama yani 88'den 2018'e kadar 30 yıllık bir zaman geçmiş. Evet. 31. yılda karşınıza böyle bir eser çıkabiliyor. Yani bilim ısrar demek. Bilim ısrar demek. Sürekli olarak araştırmalarımızı takip etmeniz ve bunların sonucunda mutlaka size bir yerlerden bir şeyler geliyor. Ya amaç sadece akademik etiketler almak, akademik kariyerinizi tamamlamak değil. Akademik kariyerin sonu diye bir şey kesinlikle söz konusu yok. Araştırmaların da sonu diye bir şey yok. Her araştırma, her keşif, her buluş, her mutlu tesadüf sizi daha mutlu edecek. Tabii ki heyecanlandırdı, tabii ki çok mutlu etti.
etti. Türk kültür tarihine, Türk edebiyatı tarihine, Türk diline, Türk halk bilimine bir nebze olsun katkımız olmuşsa bu bizim için büyük bir bahtiyarlık. Ancak Türk dünyasına hizmette bu sadece küçük bir adımdır. İnşallah genç kardeşlerimiz, sevgili öğrencilerimiz bizim yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapabileceklerdir diye düşünüyorum. İnşallah bayrağı çok daha ilerilere taşırız hocam. Gelecek. Kesinlikle taşıyacağınızdan eminim. Senin gibi genç arkadaşlarımın yeni çalışmaları, güzel çalışmalarıyla sürekli yeni araştırmalar yapıyorsunuz. Sizin öğrencileriniz de çok daha güzellerini yapmaya devam edecekken. Yine köprünün bir sözüyle ben istersen bu röportajı tamamlayayım. Başka sorun yoksa. Birkaç bir şey var onlarla devam edelim isterseniz. Buyurun ama. Dedim nesiller, nesillerde tamamlanır diyor köprü. Evet. Yani her nesil, yani bir tuğlada sen koy ki, yani yalnız saçlılar olmaz şapalarımız. Her nesilde, her kuşakta bir sıra daha yükseltebilirsek mutlaka yani bir nebze olsun kendi görevinizi yapmış olacaksınız. Evet. Dede Korkut kitabının Türkistan Lisası'nı bilim dünyasına tanıttıktan sonra tabii orada çok tatlı diyebileceğimiz bir rekabet başladı bu sefer. Hı hı. Bunun sürecinde Milli Folklor Dergisi'nde çeşitli makalelerde, özellikle Ekrem Arıkoğlu hocamızın yazdığı makalede, hı hı. Ayrıntısıyla, gün ve saatiyle hatta okuduk, bilgilendik. Türkistan Lisası'nda özellikle Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürmesi başlığını taşıması, oldukça ben önemsiyorum. Çünkü diğer yazmalarda da Salur Kazan'ın çok önemli bir yeri var. Ve kendisinden en çok bahsedilen ve Salur Kazan. Aynı zamanda hem Hanlar Hanı Bayındır Han'ın da güveysi. Yani damadı. Evet. Damadı. Hem vekili. Ondan sonra en önemli mevkiye sahip kişi. Bütün beyleri toplama yetkisi sadece onda var. Bayındır Han'dan sonra. Ulaşoğlu Ol Erenler Aslanı diye kendisinden bahsedilen, Amut Suyu'nun aslanı, evet. Karacaoğlu'nun kaplanı diye sıfatlamaları olan önemli bir kişi. Oğuz Beyler arasında da çok yukarılarda bir konuma da sahip. Bayındır Han'dan sonra ikinci kişi, vekili, evet. Damadı, güveysi, başkomutanı. Evet. Türkistan Lisası'nda Salur Kazan'ın bizzat hikayesinin yer alması ve yedi başlı ejderha, yani ejderha kültürü, bütün bunları bir değerlendirirseniz neler söyleyeceksiniz hocam? Yani ejderhanın ve Salur Kazan'ın öneminden bize birazcık bahsederseniz çok seviniriz. Teşekkür ederim bu sorunuz için de. Salur Kazan'la ilgili tabii ki değerli arkadaşımız Ali Gülmez Hoca'nın Salur Kazan, Oğuz Kahramanı adlı, yani biraz küçük diyeceğim, sayfa sayısı itibariyle yine Ötken yayınlarından çıkan değerli bir araştırması da var. Salur Kazan'ın, yani Hanlar Hanı Bayındır Han aslında görünmez bir kahraman. Yani Oğuz boylarının yegane yöneticisi olarak isminden bahsedilen ama fiilen herhangi bir anlatmada herhangi bir olaya iştirak ettiğiyle ilgili görüntü alamazsınız Bayındır Han'la ilgili. Bayındır Han sadece emir vermiştir, yetkilerini Salur Kazan'a devretmiştir. Salur Kazan icracıdır. Evet. Salur Kazan bizzat icranın başındadır ve Oğuz yurdunda olan biten her şey Salur'dan sorulacaktır. Netice itibariyle de Salur sadece ve sadece Hanlar Hanı, Bayındır Han'a hesap verecektir. Yani bütün yetki aslında Salur'dadır. Evet, çok özür dilerim. Ben Bayındır Han'ı şöyle niteliyorum aslında, yani benzetiyorum diyelim. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Bayındır Han çok arkada müfem kalıyor. Sadece hikayenin girişinde var. Kendisine bir kutsiyet de atfedilmiş Oğuz Bey olduğu için ve dolayısıyla Türk devlet yönetiminde yönetici Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Bundan dolayı kendisine bir tanrısal konum verildiği için mi acaba hikayelerde çok da böyle insanların arasında gezmiyor, Salur Kazan gibi savaşa gitmiyor? Olabilir mi hocam? Yani tanrısal bir konuma mı kavuşmuş acaba? Yoksa
Peki ailenin... Tanrısal bir konum değil belki ama bununla ilgili geçenlerde yine Milli Folklor'da yayınlanmış çok güzel bir makale daha var. Şu anda yazdığını hatırlayamayacağım. Yani onlar hani Bayındır Han'ı belki Oğuz Han gibi konumlandırmak. Dolayısıyla Oğuz Atadan sonra Oğuzların boy birliğini sağlayan ve temsil eden bir üst makam, bir üst mekan yetkisine sahip olan bu kişinin herhangi bir şekilde herhangi bir olaya bulaştırılması bir takım tahrifatlara yol açabilecektir, bir takım anlaşmazlıklara yol açabilecektir. Dolayısıyla fiilen Bayındır Han'ın hatunuyla birlikte halkın içerisinde günlük olarak bulunuyor olması onun o üst perdeden yönetim anlayışını belki zedeleyecektir. Dolayısıyla boy birliği ve sol birliğini temsil eden bu üst katmanın hiçbir şekilde saflığına, aralığına ve kuruluğuna herhangi bir leke gelmemesi lazım. Ama biz şunu biliyoruz ki Salih de onun kızıyla evlenmiştir. Evet. Netice itibariyle hani çok böyle pantheonlar şeyle sahip olsaydı sabırı belki mitik söylemde o şekilde düşünmek mümkün olabilir. Yani senin ifade ettiğin gibi de düşünmek mümkün olabilir. Tanrı pantheonuna ait olan bir varlık mıdır Bayındır Han? Ve onun yeryüzündeki işte iz düşümü de sabır kazan mıdır? Şeklinde bir tartışma da aslında tabii ki yapılabilir. Şimdi sabır kazanla ilgili soruya tekrar dönecek olursak diğer iki Nusra'da hatırlanacağı üzere iki ayrı hikayede hani hem sabır kazanın evinin yağmalanması hem de oğlunun esir düşmesiyle ilgili iki ayrı anlatmada sabır kazandan bahsettir. Yine 12. anlatma olan İç Oğuz ve Dış Oğuz arasındaki mücadele ve beyliğin öldürülmesinde de yine sabır kazanın yanlış bir paylaşımda bulunduğu orun ve örüş meselesinde doğru hareket etmediği gibi bir takım endişeler sebebiyle bir tartışmanın sonucunda beyrek öldürdü. Şimdi bütün bu tartışmanın içine girdiğinde Oğuz'un devlet yapısında iç Oğuz'un mu hakim olacağı, dış Oğuz'un buna karşı nasıl bir tepki ortaya koyup koymayacağı aslında bir kabuk değiştirme hadisesi midir Oğuz'da bu? İslamiyetle birlikte ortaya çıkan yeni bir devlet anlayışının iddiasıyla ilgili yeni bir dönemin başlangıcı mıdır soruları da farklı pencerelerde tartışılabilir. Yani devlet korkutlarıyla ilgili tartışılabilecek çok fazla mesele olduğu için bunları ayrıntılarıyla söylemiyorum. Yani belli sorular var. Bu sorular mutlaka tartışılmalı. Genç kardeşlerimiz de bunları birer araştırma konusu olarak da değerlendirebilirler. Yani tarihçiler farklı pencereden bakıyorlar. Oğuz Devlet Teşkilatı'nda salır kazanma yeri, işte diğer beylerin adları veyahut da yerleri neresidir gibi. Ahmet Can Hoca'nın son çalışmasında, Ahmet Can Ercüresi'nin hocanın Oğuzlar'la ilgili son çalışmasında da son derece güzel incelemeler ve yazılarda vardı. Merak eden arkadaşlarımız Ahmet Hoca'nın kitabında mutlaka görmeliler diye söyleyeceğim. Şimdi 13. boya gelince ejderha tabii ki mitik bir düşman olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı Tepegöz'ün mitik bir düşman olarak Basfet'in Tepegöz'ü öldürmesi anlatmasında ortaya çıkması gibi. Aslında Tepegöz'deki düşman tipi ve onun Oğuz'a verdiği zarar anlaşılabilir derecede. Çünkü insanileştirilmiş bir olağanüstü canavarın tabiata tecavüz etmenin bir sonucu olarak, doğaya tecavüz etmenin bir bedeli olarak Oğuz'a ödemesi gereken bedeli sorgulatan bir soruyla olağanüstü bir canavar tipiyle karşılaşması söz konusudur. Bir ceza, bir canavar, bir ceza olarak düşünebiliriz yani. Tabii ki yani ben bunu çeşitli konuşmalarımda söylerim. Çünkü çoban
yani Sarıcık Çoban'ın aslında çoban tipinden hareket ettiğimizde ilk görevimizde doğayı korumaktır. Neden koruyor? Çünkü bozkır medeniyetinden bahsettik. Bozkır medeniyetinde iki tane sorun vardı. Birisi otlak, diğeri de sulaktır. Eğer siz otlak ve sulaklarınıza dolayısıyla doğaya koruyan, kollayan bir çerçeve içerisine yaklaşmazsanız, onu tahrip ederseniz doğanın size geri dönüşü başınıza bir felaket olacaktır. Çünkü sulaklar kuruduğunda, otlaklar kuruduğunda hayvanlarınızı otlatacak, sulayacak, yer bulamayacaksınız. Dolayısıyla aç bir ilaç belken gebraya dönüşmüş, direnciye dönüşmüş bir halk olacaksınız. Aslında şu anda ödediğimiz bedel de aynı, yani doğaya verilen tahribatın bir sonucu olarak işte tabiat bize dedi ki evine dön. Yani insanoğlu çok fazla bana saldırdı. Yani bunun da sana bedeli korona işte. Yani yapacak olduğun şeyin, yapmış olduğun şeyin bedelini ben de sana ödeteceğim. Ama Çin'den çıktı, ama başka yerden çıktı. Her ne sebeple olursa olsun. Yani aslında bu anlamda yani sarı çobanın yapması gereken çoban kavramında, çoban tipinde birinci örgü hayvanlarını ve hayvanlarını otlatacağı otlakları ve sulakları korumaktır. Ama o ne yapıyor? Tam tersi bir hareketle doğaya tecavüz ediyor. Ya bunlar başında. Bunlar temizliğin, arılığın, duruluğun, suyun, kaynağının en temiz olduğu, geride insanlığın varlığının, yani mitik dönemden itibaren insan varlığının saflığını, kadının saflığını sembolize eden çoban ve tamamen bu ikisini koruması gerekirken ona tecavüz eden, saldırgan mütecavüz bir karşımıza çıkıyor. Ve beden köpedoz. Yani reptikçe büyüyen bir canavar, bitmeyen bir iştaha, işte günümüz insanının içinde bulunduğu doğurmak bilmez iştahasıyla Dede Korkut'ta zikredilen köpedozun iştahası arasında kesinlikle bir paralelizm düşünebiliriz. Öyle değil mi? Çok haklısın şimdi. Şimdi bu noktadan baktığımızda yani doğaya tecavüz etmenin cezası olsun, cezalandırılmaz. Çünkü o çobanı iş başına getiren her kimse, o çobanı doğru şekilde eğitmeyen toplumda mutlaka bundan ceza görecektir. Ve neticede Oğuz önce Tepegöz tarafından çocuklarının burunları ve kulakları, daha sonra hayvanları, daha sonra her gün anlaşma çerçevesinde iki insan ve 500 hayvanla ancak Tepegöz'ü doyurabilmeyi, ta ki basan dönene kadar. Tabii ki yani olağanüstü varlıkların sosyalleştirilmesi ya da sosyalleştirilmemesi, doğayla barışık olmanın iz düşümü ise Basat. Yani o da hatırlanacağı üzere Aruz Koca'nın çocuğu olarak karşımıza çıkıyor. Basat doğayla uyumlu bir çabanın sonucunda nasıl bir tip elde edeceğinizi, doğayla mütecaviz bir ilişki içerisine girdiğinizde de Tepegöz gibi nasıl bir bedel ödeten tip elde edeceğinizin görüntüsüdür aslında. Yani yansımaları bu şekilde okursak bizim için son derece anlamlı bir durum ortaya çıkar. Şimdi Salır Kızan'ın ejderha ile ilgili mücadelesinde ejderhanın doğrudan doğruya Oğuz'a zarar vermesinden bahsedilmiyor. Evet. Ama mitik bir tecrübe var. Yani ejderhaların insanlara sürekli olarak zarar verdiği ile ilgili mitik tecrübe var. Yani herhangi bir tartışmaya bile mahal yok. Çünkü Oğuz'un hepsi bunda sadıklar ki ya Kazan ejderha olup geliyor, bizim hepimizi yer endişesi zaten o tarihi tecrübenin ya da mitik dönemden itibaren biriktirilmiş olan ortak hafızanın bir yansıması olarak okunabilir diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Evet, kültürel yani, yeri var. Tabii ki. O çerçeveden baktığımızda hani Salır Kazan aslında diğer araştırmacılar işte iki ayrı hikaye vardır şeklinde. Bana göre öyle değil. Tek bir anlatma var. Yani birinci kısım bir hazırlıktır. İşte 10 bin düşman geliyor dediler, şöyle yapmadım. Evet. 20 bin, 50 bin, 60 bin, 100 bin geldiğinde kalktım yerinden işte Fars'ı o seferinde tek tek.
Çok özür dilerim. Şöyle düşünüyorum. Salur Kazan'ın 10 bin geldi, hiç umursamadı, 20 bin oldu, 100 bin oldu. İşte sayının artması ve tek başına bütün bu düşmanları yok etmesi bence şuna hazırlık, sizin dediğiniz gibi. Asla tek başına yok edemeyeceği büyük bir varlığı yok edecek. Yani kesinlikle. Ancak böyle bir kişi kesinlikle. O kesinlikle. Varlığı yok edebilir. Yani kesinlikle. Eğer kesinlikle. Onu bu şekilde tanıtmasa, bu şekilde sıfatlarla desteklemese, normal benim gibi bir kahraman gidip ejderhayı öldürecek değil. Ancak herhangi bir güçlü, kuvvetli bir ejderhayı öldürecek. Bu anlamda evet, hazırlıktır yani orası. Çok haklısın. Yani bunun hani paralel bir okumasını şöyle görebiliriz biz. Boğaç'ın anlatmasında görebiliriz. Hani Boğaç'ın işte ilk defa Boğa'yla güreşip alması ve sonrasında işte 40 haline karşı koyabilecek bir güce, potansiyele ulaşması. Yani Boğaç Boğa'yla güreşmeden o 40 haline babasıyla ve babasını kurtaracak bir potansiyele sahip olan bir kahraman olarak tanıtılamaz. Çünkü hikayenin, anlatımın temel mantığına aykırı bir durum olacak. Yani bu potansiyele sahip olmayan bir adamı sen nasıl bir resne güçlü bir mücadeleci tip olarak karşımıza koyabilirsin sorusunun cevabını metinde bulmamız biraz daha zorlaşır o zaman. İşte bu nedenle Sabır Kazan'ın da tarzı fethettiğine kadar olan ve orada 100 bin düşmanı alt ettiğine ait anlatmanın birinci kısmı bence bir hazırlıktır. Yani Salur Kazan'ı daha üst bir güce karşı hazırlayacak ve av yerinde yalnız başına kalma arzusu, avlanmaya gitmek ve orada olağanüstü bir varlıkla karşılaşıp onunla baş edebilecek bir kahraman profili oluşturması lazım ki ilk hazırlığı olarak metnin birinci aşamasına okumayı ben daha uygun buluyorum. Tabii ki farklı araştırmacılar farklı şeyler de düşünebilirler. Onlara da saygımız var. Ancak doğru bir tahlil yapmak ve diğer metinleri de dikkate almak gerektiğinde aslında bütün benzerliklerden hareketle bu birinci kısmın olağanüstü yani yedi başlı ejderha gibi bir varlıkla mücadele edebilecek bir kahraman tipolojisini hazır etmeye yöneliktir. Evet. Bu motif hocam halk hikayelerinde de aslında karşımıza çıkıyor. Çünkü tabii ki. Kahraman toplu bir şekilde avlanmaya giderken bir yerde onlardan ayrılıyor ve ayrılıyor. Avlanma isteğine çıkıyor. Elif ile Mahmut'la ben onu gördüm. Diğer hikayelerde de mevcut. Kahraman tek başına kaldığında ondan sonra bu işte aşık olma motifi ya da işte olağanüstü varlıklarla diyelim. Karşılaşma. Evet, karşılaşma şeyi geçiyor mağara, mitik mekanda yine. Mağara. İşte burada da aynı şekilde yine bir kesinlikle. Mağara demeyelim ama bir mağaraya benzer bir form var. Bir dağ. Evet, evet, evet. Mağara motifini de benzetebiliriz. Değerlendiririz, kesinlikle. Evet. Şimdi burada aslında mağara veya kutsal dağ motifini belki değerlendirmek lazım. Bu kutsal dağın ejderha tarafından işgal edilmiş olması durumunu dikkate alınmak. Yani mitik okumaları biraz da bu noktada derinleştirmenin yararlı olacağını da düşünüyorum. Yani son bir özetleme yapmak gerekirse aslında kahramanın evlenmesi anlatısı olarak okumak ve evlenen kahramanın da geri dönüşü yani kendi toplumuna. Hani Salur Kazan nasıl Salur Kazan olduğunu ve Salur Kazan nasıl Bayındır Han'ın vekili, damadı oldu sorusunun aslında cevabını verebiliriz. Yani özet bir çözümlemeyle yani Salur Kazan bütün bu yetkileri nasıl elde etmiştir sorusunun cevabını aslında yedi başlı ejderhayı öldüren Salur Kazan epitetini saklamasını hak eden bir kahraman olarak onun anlatısı olarak okumanın daha doğru olacağını söyleyebiliriz. Evet hocam, çok teşekkür ederim katkılarınız için. Son olarak hocam bizlere, genç öğrenciler olarak bizlere neler tavsiye edebilirsiniz?
neler söylersiniz? Bu sorun için de çok... Tekrar korkut müsası bulmak için neler yapmalıyız? Asıl onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Aslında dede korkut müsalarının her biri mevcut müsaların içinde var. Yani yeni müsalar 3 yazma metnin içerisinde mevcut. Yani dede korkut müsalıyla ilgili çözümlemeler hala çok yetersiz. Yani bugüne kadar pek çok dil sorunu etrafında kalmış dede korkut çalışmaları. Yani fonem ve morfemler seviyesinde kalmış. Tek bir kelimenin doğru okunmadığıyla. Muhakkak bunlar küçümsemek anlamında söylemiyorum. Ama dede korkut kitabının edebi çözümlemeleriyle ilgili kaç tane çözümleme okuyabiliyoruz arkadaşlarımız. Yani gerçekten her bir anlatmanın farklı kuramsal yaklaşımlarla, farklı pencerelerden yeni çözümlemelerinin yapılması aslında yeni birer müsa olarak ortaya çıkacaktır. Gençler, özellikle senin kuşağın ve sizin öğrencilerinizin bu türden çalışmalara el atmaları çok güzel sonuçlar ortaya koyacaklardır. Tabii ki silsile-i meratip dediğimiz bir sistem vardır. Yani sizden öncekileri okuyarak belleğinizde bir ciddi birikim oluşturmak ve bütün bunlardan hareketle yeni bir formül üretmeye doğru yeni yolculuklara çıkmak. Gençler olarak yeni yolculuklara çıkmaktan, yeni söylemler üretmekten asla korkmayın. Kesinlikle söylediğiniz her şey, yani edebi yorumlarda yanlış diyebileceğimiz bir nokta, ancak ben şu noktada söylerim. Tutarsızlık varsa, yani başta söylediğinizle sonda söylediğiniz arasında bir tutarsızlık söz konusuysa, mantıksal çıkarım itibariyle eleştiriye açık noktalar bırakıyorsanız, evet bu tahrif veya da bu yorumlar uygun olmamıştır diyebiliriz. Diğer türlü her bir yorum, her bir tahrif son derece değerli, son derece önemli. Gençlerin esnaflarında korkutukları dikkatli şekilde okunmaları, farklı mitolojik anlatmaları, farklı destani anlatmaları, farklı efsaneleri, menkabeleri okuyarak Dede Korkut'la aralarındaki ilişkileri çözümlemeye çalışmaları son derece keyifli bir, adeta bir bulmaca çözer gibi. Her eve katlandığımız şu günlerde Dede Korkut'la bunu baştan sona tekrar okuyup, okurken belli tipleri not almak, belli kişileri, belli mekanları, belli olayları, belli yer adları, belli sıfatları, bunları farklı metinler içerisinde, hani metinler arasılık çerçevesinden bakabilirsiniz, psikanalitik teori bakımından değerlendirebilirsiniz, tarih, coğrafya, fenomen bakımından, yapısalcılık bakımından, yani farklı araştırmalarla ilişkili olarak bunları kesinlikle değerlendirip ya da kendi çözümlerinizi üretebilirsiniz. Yani inşallah yakında bu sene içerisinde Dede Korkut'la ilgili iki makale daha yayınlamayı düşünüyorum ben. Genç arkadaşlarımız beğeneceklerdir diye de umuyorum. Birisi Salır Kazan diye de başlıyor. İdara'yı öldürmesiyle ilgili olacak. Diğeri de Beril Umrul'la ilgili. Merakla bekliyoruz. Güzel. İnşallah onları tamamladığımızda da tekrar sizler de onları da tartışırız. İnşallah. Sevgili İbrahim Hocam, böyle bir fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam, benim aşkım. Gerçekten böyle Korkut'la ilgili hani doğaçağının bireyselliği, toplumsal birlik ve bütünlüğünden de bahsedebiliriz. Selim Umrul'un mistik aşkından da bahsedebiliriz. Ya da Beyreğin öldürülmesi ya da Bamsı Beyreğin aşık olması ya da at tipi kahraman tipolojisinden de bahsedebiliriz. Eğer gençler bütün bunları bulmak isterlerse Dede Korkut tekrar okusunlar. Ve soruları varsa da dersten sonra, bu dersi paylaştıktan sonra da memnuniyetle bana yazabilirler. Ya da tekrar böylesi bir buluşma gerçekleştiririz. Çok bir buluşma da olabilir. Memnuniyetle bütün sorularına cevaplarına hazır olduğunu bilmelerini isterim. Çok teşekkür ederim hocam. O zaman bundan sonra bir şöyle Dede Korkut programı daha yapmamız sanırım olabilir. İyi olacak inşallah. Dilerseniz ben programı hocam
Dede Korkut'un duasıyla bitirmek istiyorum, uygun görürseniz. Söyledim. Yomleri'nin han, yerli karadağların yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Kan gibi akan göklü suyun kurumasın. Kanatların ucu kırılmasın. Kadir seni namerde muhtaç etmesin. Koşarken akboz atın sürçmesin. Çaldığında kara polat öz kılıcın kedinlensin. Dürtüşürken ala gönderin ufanmasın. Ak sakallı baban geri cennet olsun. Ak bürçekli anam yeri uçmak olsun. Allah'ın verdiği umut kırılmasın. En sonunda arı imandan ayırmasın. Ak alnında beş kelime dua kıldık kabul olsun. Derlesin, toplasın günahınızı Kadir Tanrı. Adı Göklü Muhammed'in yüzü suyu hürmetine bağışlasın. Bu duaya amin diyenler Tanrı'yı görsün. Amin. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olun.